Nereye bağlayacağım? Herkese selam arkadaşlar, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Şu anda biz dışarıdan geliyoruz. O nedenle böyle giyineyim. Nefesi anneme bırakıp gitmiştik. Şimdi geldik, evdeyiz. Bir işimiz vardı, bu Özge ile kuracağımız ortaklık işle alakalı. Mülk sahibiyle anlaşamadığımız maalesef konular oldu. Biz şartlarımızı sunduk, onlar şartını sundu. Derken... Yani çok şey ümidim de yok açıkçası. Hayırlısı olsun hakkımızda diyelim. Ve yolumuza bakalım. Şimdi evdeyiz. Sesim biraz değişik çıkıyor. Çünkü bu genzimle alakalı bir sıkıntı var. Sebebini anlamadığım bir şekilde. Böyle bir gıcık oluyor. Böyle kulaklarım duymuyor. Uğultu var kulağımda filan. Herhalde soğuk algınlığı oldu. Hala nefesin hastalığı. Bende bence tesir ediyor. Benim vücudumda savaşıyor şu an nefesi virüslere. Şimdi evdeyiz. Abim burada. Bahadır burada. Televizyonu buradan buraya taşıyacağız. Ve onunla alakalı işleri yapıyorlar. Ben de bu salonu değiştirme sürecini sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle televizyonu kaldırdık buradan arkadaşlar. Şuraya alacağız. Yani aslında bu süreçte belki bir televizyon arkasını farklı bir renk boya falan mı yapsaydık dedim ama işte hiç o şeylere girmeyeceğim. Çünkü mobilyaları değiştirme fikrimiz var ya, o yüzden hiç o kısımlara girmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik elimizdeki mobilyalarla sadece nefese daha güzel bir alan açmak hedefimiz. Televizyon burada, bu arka şeylerini takıyorlar duvara, monte aparatlarına. Bakalım. Ama bu taşıyacakmış, böyle bir sıkıntı var. Taşımaz mı ki? Çünkü çok dar. O çok sıkıntı aşkım o zaman. Taşımaz. Bir bakacağız, taşır da. Taşır yani. Yani şöyle, duvardaki bence. Şöyle biraz geniş olsaymış daha iyiymiş evet. Aslında. Bir tak bakalım onu. Bunlar zaten olmayacak. Yenisini alalım. Peki. Aşkım. Neyin? Televizyon aparatını. Farklı. Ben de bu arada nefesin havasını veriyorum. Bu sabah evde yokuz diye biraz geç kaldık. Tamam, o tarafa dönelim. Tamam, gitme. Nefes odasına geldik çünkü içeride işte delme işleri var ya, sesleri duyuyorsunuz. Nefes korkmasın diye. Böyle bu adım adım kutusunu açtık. İçindekilerle oynuyoruz. Bak. Gördün mü? Bu arada nefesin odasında arkadaşlar tüm oyuncaklar şu an yıkanmada. Topların hepsini ayırdım. Sepete koydum, çamaşır sepetine. Onların hepsi tek tek bugün yıkayacağım. Kumaş olan her şeyi makineye attım. Şu anda kurutmada kuruyorlar. Geri kalan oyuncakları da ıvır zıvırı da tek tek elimle sileceğim. Böyle bir işe kalkıştım şu an. Halıyı da makineye atacağım, yıkanacak. Ondan sonra komplesini süpür yapıp bu odayı baştan böyle oyuncaklarını yerleştireceğiz. Şu an nefesin odası şey şaha kalkmış durumda yani. Her yer her yerde. Öyle bir işe giriştik. Bakalım şu televizyon işini atsınlar da bir. Kitabını açalım. Sen çok seviyorsun ya kitabını. Gel bakalım. Bak nefes. Eldiven. Çorap. Gördün mü? Sana daha eldiven almadık. Anneciğim bak, eldivenin altında ne var? Ah, el. Evet, bunu bırak, kitabımızla oynayalım. Çorabımızın altında ne var? Ayak. Senin ayağına benziyor nefes. Elimiz nerede elimiz? O ayak. El nerede el? Bilmediğin yerden mi sordum? Arkadaşlar şimdi böyle uzatma kablolarıdır, işte o kablonun gideceği yollardır falanlar filanlar lazım. O yüzden bizim burada aslında Koçtaş var. Koçtaş'a yakınız ama Koçtaş pahalı olur diye. Burada bir tane 1 milyoncumuz var, mahallemizin 1 milyoncusu. Şu an hiçbir şey 1 milyon değil de tabii. AVM diyelim. Oraya gidiyoruz, oradan alacağız. Daha uyguna geliyormuş. Nefes ve Özgür de bize eşlik ediyor. İkisi de arabada, şu an size onları göstereceğim. Böyle ikisi de yan yana gidiyor. Özgür durun, maskene bakayım. Özgür durun, biz maske takıyoruz diye özeniyor yavrum.
Bir kolunda var. Kolundaki şu an gözükmüyor. Nasıl? Bir de ağzında var. Aferin kızıma benim. Sen? Nefes. Aşkım. Dayı. İkisi de böyle yan yana gidiyor. Muhabbet edeydi bak. Konuşmadık. Ne anlatıyorsun sen nefese? El ele tutuşuyorlar. Nefes nasıl mutlu? Bak bağırıyor mutluluktan. Yes, sizin yerim. Aşkım. Çok sıkma babacığım. Yumuşak. Aklım yok. Aklım yok. Dayı. Şimdi bizim mahallenin en güzel fırınında öyle simit aldık çocuklara, bölüştük. Burası da Rıdvan abilerin tanıdığı. Rıdvan abilerin fırını bize yakın çok değil maalesef. Afiyet olsun. Mahallede gezip çıkınca buradan alıyoruz. Abla sen. Sağ ol. Ya bakayım anneciğim. Hemen de atar elindekini, bir şey yiyeceği zaman. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi pazar günündeyiz. Dün işler biraz yarım kaldı. Çok fazla çekemedim. Ve neredeyiz? Çekeyim. Şöyle şu anda Seyhan annemlerdeyiz. Annemler Afyon'a gitmişlerdi arkadaşlar. Bizim bu geçen sene gittiğimiz odasında havuz olan otel var ya, oraya gitmişlerdi. Oradan geldiler. Böyle oranın meşhur yoğurdunu getirmişler. Süzme yoğurt gibi işte, pastırma oradan, sucuk falan var. Hep oradan getirmişler. Biz de inşallah Aralık'ta gideceğiz. Aralık'ın 6'sı ile 10 arası biz de orada olacağız. Böyle kahvaltıya geldik şimdi. Annem börek yapmış. Bir sürü reçel peynir çeşitleri. Patatesler, ezmeler, daha bir sürü bir şey var içeride. Onların hepsi de gelecek. Faruk abiyle Gizem'i bekliyoruz. Sonrasında hep birlikte kahvaltı yapacağız. Böyle Afyon'un haşhaşlı ekmek. Bu neydi baba? Afyon patatesli ekmek. Patatesli ekmek. Hamurunda mı patates var, içine mi koymuşlar? Hamurunda var. Köy taş fırını ekmekleriymiş. Çok güzel gözüküyor zaten. Bu da haşhaşlı. Bu da mı orada? Bu şeyden, Adapazarı'ndan. Adapazarı'ndan. Babanın arkadaşı getirmiş. Bunu getirmiş. Böyle bir sürü şey getirmişler. Seda bugün pazar ya. Beraber patates. Tadın var mı? Yok. Yok. Mayalı ekmek gibi kokuyor. Fırında da Afyon sucuklarımız var. Oo, babamın en sevdiği. Afyon'un sucuğu meşhur biliyorsunuz ki. Şöyle gösterelim. İnşallah biz de gidince alırız. Aşkım bizi dinle. Ayağa kaldırsana, elbisini gösterelim. Allah sen bilirsin ya. Hadi bir ayağa kaldır, kıyafetini göstereyim. Bak söyle diyor dedesine. Bu be. Gel dedeciğim. Kutuyla atıyor ya kendini böyle. Şimdi eve geldik arkadaşlar. Nefesi anneme bırakmıştım ama durmamış. Bahadır almaya gitti. O sırada biz de Faruk abi sağ olsun. Çok iş yaptı ya. Süpürgeleri taktı. Vilede tutacağını taktı. Şimdi bu konsolu söküyoruz. Kapakları söktük. Çekmeceleri çıkarttık. Bunu söküp aşağıdaki dolaba depoya indireceğiz. Sonra karasütüye gidecek. Şimdilik bu işleri hallediyoruz. Şimdi konsolu bölemediler arkadaşlar, iskelet kısmını. O yüzden böyle streçledik. Böldük de bölmek istemem. Peki. O yüzden böyle streçledik. Bunu bu şekilde asansöre sığıyor. Ölçümünü yaptık. Tam 2 metreymiş. Asansöre koyup indirecekler depoya direkt. Sonra karasuya giderken de böyle büyük arabası olan biriyle göndereceğiz. Allah'ım yarabbim, ağlatma beni bak ne olursun. Nasıl seviyor amcasını. Kurban olurum. Küçükken bir kere ya. Daha yapmıştı sana, hatırlıyor musun? Bir tane. Ben de senin babası sanıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bahadır'ın kıskançlığına bak. Bahadır'ın kıskançlığına bak. Yerim seni amcasını. Allah'ım.
Vallahi anlatacağım. Nefes. Kurban aşkım benim. Ya. Ne diyeyim benim? Aman bir oraya kayık. Kafayı. Aşkım ben nereye? Hadi şimdi buraya. Gel. Buraya. Bir de bana bak. Sanki babasına var ya nispet şey yapıyor biliyor musun? Birazdan bana bakıp şey yapacak zaten. Anneciğim hadi babaya da yap. Nefes babaya da yap anneciğim öyle. Babacığım. Babacığım. Baba nerede? Oley. Kıdık. Nefesi kıdıklayacağım. Hadi. Babacığım. Kurban olur amcası. Babacığım. Babaya yap baba. Baba ne oluyor ya? Babayı da sev. Resmen nispet yapıyor. Yerim onu, yerim. Hazine formülü yerim seni. He. Ona mı yatacaksın? Hadi yat buraya yat. Buraya. Uf. Kurban olur ya. Şöyle şey, yapıyor ha. Anladı ya hoşumuza ya. Gittiğini. Bilerek yapıyor. Kızım hadi aşk olsun. Bana ne yapacağım? Seni gıdıklarım. Seni gıdıklarım seni. Seni yerim ağzını burnunu. Seni gıdıklarım. Böyle. Yat kızım. Yat. Hadi babaya da ya. Ha telefon mu? Yat kızım hadi. Yat. Zorla tut çocuğun kafası. evlat. Canın sağ olsun. evlat da. Gel. Aa ben salonun yeni halini çekiyorum. Şimdi salonun yeni halini göstereceğim. Ünitedeki her şeyi buraya yığdık. Bunları yarın ayarlayacağım. Ben şu bardakları falan sarıp kaldıracağım. Masayı bu şekilde koyduk arkadaşlar. İki koltuğu karşılıklı koyduk. Oraya orta sehpayı kaldırmak istemediğim için tekli koltuğu getirdik. O yatak odasındaydı biliyorsunuz ki. Böyle bir yer oldu. Zigon sehpalar kalkacak oradan. Çiçekler buraya gelecek. Öyle televizyonda. Ben yokum burada. Ki. Neredeyim ben? Bu ev tabii ki toparlanacak. Sizce nasıl oldu? Çok güzel. Evet. Çok güzel. Kaç kızım. Bayağı şu alan boş. Şurada. Şöyle salonun tam ortası komple boş. Bayağı ferah oldu bizce. Şöyle göstereyim. Bardakları şu kolyeye koyarım dedim. Sarıp. Satsam mı diye düşündüm ama kaldırayım dedim sonra da. Ama kaldıracak. Nereye kaldıracağım bilmiyorum. Belki mutfak bir kısmını mutfak dolaplarına kadehleri geliyorum. Kullanmayacağımız için kadehleri kolyeleyebiliriz. Geliyorum. Çöpe mi? Saçmalama aşkım ya. Kaç para vermişim onlara. Böyle. Şimdi... Bu televizyonun yanına şöyle 2-3 raf alırız dedik. Şu uyduyu falan koyarız dedik. İşte birkaç çerçeveleri falan var ya. Geldi. Onları koyarız dedik. Geldi. Öyle yani. Bağır amca diye bağır. Heh, salla amcası. Nefes şu an tam sevgi şeyi yani. Buradan bir gıdık. Tam sevmelik şu an. Sevdiriyor kendini. Şu an evet. Buradan da bir gıdık. Sevdiriyor kendini. Evet. Sevdirmiyorsun bazen. Arkadaşlar şöyle yerleri çekerken şu nefesin halısını camın önüne alacağım. Oyuncakları falan orada olacak. Buradan işte perdeleri açacağım. Perdelerin böyle olması çok iyi oldu o yüzden şu an. Buradan istediği gibi şey yapsın dışarıyı izlesin. Gel nefes. Burada yapalım. Aferin. Büyüsün kocaman kız olsun. Bir daha yap, bir daha yap. Top arkada kaldı sen varsın. Bir daha yap anneciğim. Al aşkım. Hadi. Şu an yapası gelmedi gibi. Evet. Gitti. Sağ ol. Evet. Video çekmeye videoya nasıl başlayacağımı unutmuşum artık aşkım. Ben çok uzun zamandır videolarına çıkmıyorum değil mi? Evet, senin soranlar vardı zaten. Bir kişi, iki kişi falandır, 200. Kaşı çatalı unuttuk. Hangi çatalı? Tamam, koy çekmeceye koy ya.
Arkadaşlar misafir yemek takımının çatalını, bıçağını, bardaklarını kaldırdık bir tanesini. Bu niye dışarıda peki burada? Mutfaktaydı. Mutfak karışmış. Yıkadım getirdim, kaloriferin üstüne koydum kurusun diye. Tamam onu kullanalım. Kolyeyi kapattık, kaldırdık. İmkansız bir yere kaldırdık. Bunu kullanırız da aşkım 5-6 sonra çıkartacağım zaman 11 tane çatal çıkacak için. Çıksın. Ha, 5-6 yıl sonra çıkaracaksın yani evet. Orada. Benim bildiğimse de 6 ay sonra onları da çıkaracak. Hayır. Peki. Ya biliyorsunuz şurada salon biraz dağınık, o yüzden göstermiyorum, kusura bakmayın. Seda bahsetmişti ama konsolu falan kaldırdık nefes için tehlikeli diye. Koltuğu da oraya çektik. Konsolun içindeki bardaklar, çanaklar falan hep. Ben dedim Seda yani verelim birine veya satalım. O dedi kaldıracağım, kullanacağım dedi. İyi dedi, kaldırdık şimdi. Onları gazeteye de güzelce sardık. Kaldırdık da şimdi ne yapacağız, bir şey yapacak mıyız? Yani salon içi siparişlerimiz var, onlar gelecek. Her neyse arkadaşlar, ben de biraz yorgunum. Çok yoğun çalışıyorum bu sıralar. Sabah erken kalkıyorum, akşam geç geliyorum. O yüzden böyle uykulu bir halim var. Kusura bakmayın, özür dilerim şimdiden hepinizden. Videoyu kapatalım o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoları beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.